Merhabalar sevgili ebeveynler. Eğer ki balık burcu ya da yükseleni balık burcu olan bir çocuğunuz var ise doğru yerdesiniz. Çünkü sizinle Mayıs ayında neler olacağını konuşmak üzere buradayım. Aslına bakarsanız Nisan ayından beri evin içinde bir değişimler var ve bu değişimlere adapte olmaya çalışıyor çocuğunuz. Belki ev çok hareketli, belki taşındınız, belki evin içinde birazcık tartışmalar var, bir hararetli konuşulan bir konular var belli ki ve bir değişimden geçiliyor. Belki onun için çok önemli olan hayatıyla ilgili çok büyük bir değişimler var. Önümüzdeki 15 gün boyunca bu etki devam edecek. Artık genel anlamda adapte olmuş, alışmış olmalı. Ancak ne olursa olsun balık burcu çocuğunuz çok hassas bir yapıya, narin bir yapıya sahip. O yüzden önümüzdeki dönemlerde halen daha evin içinde söz düelloları var ise, yoğun konuşmalar var ise bundan etkilenebileceğini göz önüne alarak, belki de onu daha böyle korunaklı bir alanda tutarak, koruyarak geçirmenizi tavsiye ederim. Çok büyük değişimleri hızlı yaptırmanızdansa daha adapte olmasına yardımcı olarak, destek olarak yapmanızı tavsiye ederim. Ayın ikinci yarısında birazcık daha yetenekleri ve hobileri üzerine odaklanma fırsatınız olacak. Görsel sanatlar, dans, müzik, resim, bu alanlarda çok büyük yetenekleri olabilir balık burcu çocuğunuzun. Genel anlamda renklerle ilgili, keşfetmekle ilgili çok hayal dünyası, rüyalar, bunları bir sanatsal düzleme dökmekle ilgili çok yetenekli oluyorlar. O yüzden Mayıs'ın ikinci yarısında bu alanlarla bağlantılı, belki suyla ilgili, belki denizle ilgili, belki birazcık daha işte suyun içinde bir spor da olabilir bu, görsel hayallerle bağlantılı bir sanat da olabilir, yemek yapmak gibi de olabilir. Birazcık daha duygularını ortaya koyabileceği yeteneklerle bağlantılı alanlarda onu desteklemeniz faydalı olacaktır. Oldukça da kendini ortaya dökmek isteyen bir yapıda olacak zaten. Biraz daha sahne önünde olmak isteyecek. Belki ailede sizin karşınıza çıkarak böyle bir oyunlar oynamak, bir kurgular yapmak isteyecektir. Birazcık daha hassas, narin, duygusal bir halde olabilir. Aileden, anne tarafından desteklenmek isteyebilir. Biraz daha çabuk küsebilir, alınabilir. Bu dönemlerde ne olursunuz? Koruduğunuzdan ya da korunduğunu hissettiğinden emin olun derim. 5 Mayıs tarihinde bir adet yeni ay var. Bu yeni ay ile beraber hem kardeşleri ve kuzenleriyle, yakın çevresiyle bağlantılı bir gelişmeler yaşayabilir. Beraber bir aktiviteler yapabilirsiniz. Kısa mesafe yolculuklar gündeme gelebilir. Okula gidiyor ise eğitim, öğretim, arkadaşları, bunlarla bağlantılı alanlarla ilgili olarak bir gelişmeler olacaktır. Belki yazmak, okumak, okula gitmek, öğretmenleri, bunlarla ilgili gelişmeler olacaktır. Kitaplar alabilirsiniz, okuyabilirsiniz gibi duruyor. Mayıs'ın ikinci yarısında ise birazcık daha uzaklar ve uzaklarda olan akrabalar, seyahatler ön plana çıkacak gibi duruyor. Beraber bir yerlere gidebilirsiniz. Uzaklardan bir akrabalarınız gelebilir. Dil eğitimiyle bağlantılı başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu konularda sorularını yanıtlayabilirsiniz ya da inançlar, hayat, felsefe, bu konularda eğer ki yaşı tutuyorsa tabii ki de sorularını yanıtlamak isteyebilirsiniz. Ayın son 10 gününde ise 21 Mayıs itibariyle birazcık daha evin içinde kendisini daha rahat ifade edebildiği, konuşabildiği, ortaya dökebildiği bir dönem olacak. O yüzden sizlerle iletişim içinde olmak onun için çok kıymetli olacaktır diyebilirim. Kelime hazinesinin çok genişlemiş olduğunu göreceksiniz. Çok fazla rahatlıkla kendini ifade ettiği bir dönem yaşıyor olacaksınız. Keyifli bir Mayıs ayı diliyorum sizlere. Önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere sevgili ebeveynler.